Allah'ım ya Rabbim, kim bilir ne oldu? Ne olduysa oldu. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Gecenin bir yarısı böyle kapı dışarı edilirsin işte. Ya Mehmet sen bir sus be oğlum. Abi ya bu kız nereye gider bu gecenin bu vaktinde? Bak telefonunu da açmıyor. Niye oturuyoruz ki burada? Düşelim bunun peşine. Ya bize mi düşer peşine düşmek? Kocası gitsin baksın işte. Ay acaba şu hamile kız için mi kapının önüne koydu bizimkini? Abi bu yaşta kız tek başına sokaklarda ne yapar? Kurda kuşa yem olur maazallah. Vallahi bak kocası da düşmedi diyorsunuz peşine. Allah siz dayansanız da ben dayanamıyorum. Ben çıkıp bakacağım bir yani. Otur oturduğun yere Hatice. Merak etmek, peşine düşmek artık kocasına düşer. Şu kadar acıdıysan, şu kadar umurumdaysan namerdim. Alo, he. Gülsüm sen misin? Oh, Allah'ıma çok şükür. He. He, tamam yarın sabah konuşuruz kızım. Abi, Feriha Gülsümlere varmış. Yatağın hazır. He, uyku tutarsa. Benim gece uykum mu kalmış be Hatice? Kızım bir yalan söyledi, düştü peşine. Niçin? Bizi hor gören adamların soyadını almak için. Bak, koca evinden çıkıp baba evine dönecek yüzü kalmamış. Ama abi bunun kocası demez mi böyle, bak bu zaten zaafsız kızmış diye. Biz Zehra'ya ne diyeceğiz? Hani bir gecenin bir vakti çıktı gitti. Bizi o kendi başının çaresine bakar diye mi bıraktık mı diyeceğiz tek başına? Zehra bunun hesabını bana değil, gitsin kızına sorsun. İyi de abi biz ne yapacağız? Bak, sen yarın sabah Gülsümlere git. Oturt karşına, konuş. Bu hayatı kendisi seçti. Bahtı neyse ona katlanmak zorundadır. Bundan sonra onun yeri kocasının yanıdır.